Çok güzel bir liman bulduk. Atmosfer güzel, evler güzel, insanlar güzel, restoranlar güzel. Biraz yürürken ben de size Malta'da günlük ne kadar harcıyorum bunlardan bahsedeyim. Öğrenci olarak Malta'ya geldik. Mesela sabahları uyandık. Kahveler burada, restoranlarda ya da işte coffee shoplarda 1 Euro'dan başlıyor. Espressolar, Americano'lar, latte'ler 1,5 Euro'dan başlıyor. Ben dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ucuz ve kaliteli kahve görmedim. Mesela İngiltere'de McDonald's'ta falan 1 pound'a satıyorlar kahveyi ama hani kahve içtiğiniz zaman bir daha kahve içmek istemiyorsunuz. Burada nereye giderseniz gidin maksimum 2'den falan başlıyordu, 2 Euro'dan falan. Ki ben 1 Euro'dan bahsediyorum. 1 Euro şu an 30 Türk Lirası. Türkiye'de bile yani hiçbir yerde 30 TL'ye artık kahve bulamazsınız. Alıp evde yapsanız bile muhtemelen 30 liraya denk gelir. Onun dışında hani böyle burada daha çok mutfak olarak Akdeniz adası olduğu için burası biraz daha deniz mahsulleri var ama İspanya'dan, Fransa'dan getirdikleri böyle kruvasan, sandviç falan tarzı çeşitler de var. Benim yurt dışında en çok severek yediğim şey mozzarella ve işte domates oluyor. Yanına da işte sos falan alabiliyorsunuz içerisine. Pesto soslu yapıyorlar bir de bu arada. Onlar da bayağı güzel oluyor. Onlar da yaklaşık 2 Euro'dan, 2,5 Euro'dan falan başlıyor. Yani kabaca 60 TL falan diyebiliriz. 60 TL'ye bırakın şeyi, maksimum simit ayran yersiniz yani şu anda. Fiyat olarak gayet uygun. Derse gittiniz, okulda veya eğitim aldığınız yerde zaten suyunuz ücretsiz oluyor. O okulda zaten kahve falan da ücretsiz alabiliyorsunuz. Yanınızdan böyle küçük atıştırmalar falan da götürürseniz eğitim aldığınız süre boyunca bir şey de harcamazsınız. Öğlen çıktınız burada Malta'nın şehir merkezinde dil okulları zaten. Siz de şehir merkezinde olacaksınız. Böyle yine sandviççiler, pizzacılar, tost yapan yerler var ve şaka gibi fiyatlar. Mesela şu kadar pizza dilim satıyorlar. 2-2,5 Euro'dan başlıyor ve siz bundan 2 tane yeseniz muhtemelen şöyle göbek yaparsınız ve çok doyurucu oluyor. Onun yanına da yine işte ne içerseniz işte kola içerseniz. Ne bileyim ne isterseniz, ayran olmuyor artık burada ama kola içersiniz, gazoz içersiniz, Sprite alırsınız, belki bira almak istersiniz, onlar da hani yine 1-2 Euro'dan falan başlıyor fiyat olarak. Pizzanın yanında öyle bir takılabilirsiniz. Restorana gideyim işte böyle havalı bir makarna yiyeyim, Malta'nın yöresel yemeklerinden yiyeyim derseniz 7-8 Euro'ya kadar çıkabiliyor fiyatlar ama öğrenci bütçesiyle düşünüyor olursak genelde 3 Euro'ya, 4 Euro'ya falan bu tarz yemekleri yiyebilirsiniz. Ya da diyelim ki işte hamburger yemek istediniz, McDonald's'a gidebilirsiniz. Menüler 3 Euro'dan başlıyor. Patates ve içeceğiyle beraber. Burger çok tavsiye etmiyorum. Avrupa'da burger Türkiye gibi değil. Türkiye'de mesela burger çok fazla ve uygun. Ama Avrupa'da burger hem her yerde olmuyor hem de fiyat olarak uygun olmuyor. Akşam yemeği için belki restoranlara falan gidebilirsiniz. Orada da yemekler hani 10 Euro'dan 12 Euro'dan falan başlıyor. Akşam arkadaşlarınızla burada yapabileceğiniz en büyük aktivitelerden birisi gece kulübüne gitmek olacak. Orada hem üniversite öğrencileri oluyor hem de işte dil okullarındaki öğrenciler oluyor. Orada birçok insanla tanışabilir ve arkadaşlık yapabilirsiniz. Orada da alkol alırsanız dediğim gibi biralar 2 Euro'dan 3 Euro'dan başlıyor. Normal içecekler biraz daha uygun oluyor. Su gibi her şey ucuz açıkçası söylemem gerekiyorsa. Bunları şöyle kabaca düşündüğünüzde günlük 10-15 Euro size yeterli olacak bir gün için. Ama öğrenci kafasıyla plan yapıyoruz ve düşünüyoruz ya. Şimdi bunun bir de evde yemek yaparsanız kısmını söyleyeyim. Markete gidiyorsunuz. Marketten işte hani Nesquik'tir, Nesquik tarzı cereals'lar işte müslidir veya işte granola falan aldığınızda sabah kahvaltılarında sütle beraber kahvaltı yaparsanız bir paket, kocaman bir paketi böyle 2,5-3 Euro falan oluyor. Yanına da 2 litre süt alsanız birer ikişer Euro'dan 5-6 Euro falan yapıyor. Siz her gün yani haftanın 7 günü sabah kahvaltıda 5-6 Euro yani günlük 1 Euro'ya aslında kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu mesela donmuş gıdalar oluyor. Ben hani öğrenci olduğum zamanlar en çok onlardan yapıyordum. Kiloyla nugget satıyorlar. Mikrodalgada ısıtıp hemen yiyebileceğiniz hızlı bir şekilde tam öğrenci kafasıyla yiyebileceğiniz yemekler oluyor. Onlar da böyle 2-3 Euro falan oluyor. Kaldığınız yerde yemek yapma imkanınız olursa bir de bu boyuttan düşünürseniz 100-150 Euro hadi 200 Euro olsun sizin bir aylık yani haftalıkta 50-60 Euro falan olacak. Haftalık yaşam masrafınız olacak, yeme masrafınız olacak. Bunu da hani günlüğe bölersek 7 Euro, 8 Euro falan evde de yapsanız maliyetleri biraz daha düşürebiliyorsunuz. Günlük harcamalar Malta'da bu şekilde oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.